Merhaba sevgili öğrenciler. 6. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımızda 20 test sorusu var. Her sorunun puan değeri 5'tir. Önce durdur, kendini çöz. Aldığın puanı yorumlar kısmında bize belirtebilirsin. Sevgili öğrenciler beni hangi şehir, hangi okuldan takip ediyorsun acaba? Hangi okuldan takip ettin çok merak ediyorum. Yorumlara bunu yazabilirsin. Yorumu en çok beğenileni sabitliyorum ve o kullanıcı sonraki videolarım içinde de ee, kullanıcı adı okulu ve şehir ile birlikte belirteceğim bilgin olsun. Hemen ilk soruyla başlayalım. Kerem'in cumartesi günü çözdüğü soru sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Kerem'in cumartesi günü çözdüğü toplam soru sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor bize. Öncelikle basit bir toplama işlemi yapalım burada. 70, 95 ve 78 sayılarının toplamı. 8, 5, 13 halde var. 1 ekledim. 10, 17, 7 de burada. 24, 243 sayısı. Fırklar 243 sayısı. Şimdi burada bazı üstü sayıların katlarını bilmek gerekiyor. Yani tabii ki bilmeden de 2'nin 5. kuvvetini tutar yapabilirsin. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 der. Ama buna direkt 32 demekte de sana çok zaman kazandırır diye düşünüyorum. 3'ün 5. kuvvetine eşittir. Nasıl olacak? 3'ün birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Baktığım zaman 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. 27 ile 3'ü çarptın. 81. 81 ile de 3'ü çarparsan 243 sayısına ulaşabilirsin. Doğru cevabım B seçeneğidir. 2 numaralı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Onun karesinden büyük, onun küpünden küçük bir sayıdır. Onun karesi 10 çarpı 10'dan 100 eder mi sevgili öğrencim? Onun küpü de 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 1000 eder mi? Baktığın zaman bu sayının 100 ile 1000 arasında olmasını istiyor. Doğru cevabım tabii ki C seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Hemen bakalım. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla uyumlu birebir gitmektedir. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. Lise grubu 9, 10, 11, 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz vardır. Dilerseniz sizleri ya da hazırlayabiliyoruz. Veli'leriniz bizi 507-215-26-58 numaralı telefondan da arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Biraz daha büyütmeye çalıştık. Çocuklar işlem önceliğine dikkat edelim. Nasıl? Önce üstü sayılar burada üstü sayı yok. Sonra parantez, sonra çarpma bölme, sonra toplama çıkarmadan başlamam gerekiyor. Baktığım zaman öncelikle burada parantezle yola çıkacağım. Parantezin içerisinde toplama var çarpma var. 2 kere 3 6 diyeceğim. Ondan sonra 10 ile 6'yı toplayıp 16 sonucuna ulaşmam gerekiyor. İşlem isterseniz temize geçelim. 16 bölü 4 eksi 1 oldu. Bölmenin çıkarmaya göre tabii ki işlem önceliği var. 16 bölü 4. 4 eder. 4'ten de 1 çıkartırsan 3 sonucuna ulaşabilirsin. Cevabım A seçeneğidir. 4 numara harika bir soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen toplama tablosuna göre A çarpı B artı C çarpı B işleminin sonucu kaçtır diyor bize. Dikkatli olmak gerekiyor sevgili öğrenciler. Şimdi burada bir toplama sayısı. Şimdi buradan yola çıkarak bir şey yapamıyorsun. A ile C'nin toplamı 18. Bu 10'a 8 olabilir. 12'ye 6 olabilir bilmiyorum. 15'e 3 olabilir. Ama 6'nın e olduğu yere baktığın zaman B'lerin birleşimi var. 2 tane B sayısının toplamı 6 ise ben bir kere bu B'ye 3 demem gerekiyor toplama tablosunda. Değil mi? Bir de bildiğim bir bilgi var. A ile C'nin toplamının 18 oldu. Peki bana burada ne vermiş? A çarpı B ile C çarpı B'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi B'nin burada sadece 3 olduğunu biliyorum. Peki burada ortak bir çarpanı alacak olursam. Mesela iki tane çarpma işlemi var Burada. A çarpı B. Birinci çarpma işlemi C çarpı B. Bu da diğer çarpma işlemi. İkisinde de B'lerin ortak olduğunu gördün mü? B çarpı dedim. Parantezi açtım. Bunlar da B gitti. Ne kaldı? Geriye A artı C kalmadı mı? B'nin 3 olduğunu daha az önce söylemiştik. Bir de elimde ne var? 18 var. 18 ne? 18'de A artı C. Oraya da 18 yazdıktan sonra bu ikisinin çarpımı bana işlemin sonucunu verir. 18 çarpı 3'ten 54 sonucuna ulaşabilirim. Mükemmel bir soru. Doğru cevabım C seçeneği. 5 numaralı sorumuz. Abdullah ve Gülçin'in yaşları toplamı 43'tür. Kaç yıl sonra bu ikilinin yaşları toplamı 57 olur diyor bize. Çocuklar ikisinin yaşları toplamı 43. A yıl sonra bilmiyorum. O A'yı bulmak için uğraşacağım. A yıl sonra Abdullah da A yıl artar. Gülçin de A yıl artar. 2 tane A üzerinden hesaplamamız gerekiyor burada. Yani A yıl sonra değil mi? Abdullah A işte 5 yıl sonra. Abdullah için bir 5 yıl ekliyorsun. Gülçin için de bir 5 yıl ekliyorsun. 43 ile bir sayı toplamı 57 olacak çocuklar. 40, 57'den 43'ü burada çıkartırım. 7'den çıkarsa 4 kalır. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. Burada iki tane A'nın 14'e eşit olduğunu buldum. A'nın bir tanesini çıkar. O da tabii ki 7 olur. 7 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı e, 57 olur. Burada bazı öğrenciler 57'den 43'ü çıkartıyor. Tamam. 57'den 43 çıkartıyor. Diyor ki 14'lü sonra Seçeneklere de koymuş. Bu hataya düşme lütfen. Çünkü ikisinin yaşları toplamı 43 ise 14 ekledin Abdullah için. E 14 Gülçin için ekliyorsun. Bunların toplamı 57 olmaz. Bunların toplamı 71 olur. Ama 7 yıl sonra 43'e hem 7 ekle 50 oldu. Bir 7 daha ekle 57 olur. Doğru cevabım bu yüzden D seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Bahtunur Cemre'ye 40 lira verince paraları eşit oluyor. İki kardeşin toplam 320 lirası olduğuna göre Bahtunur'un başlangıçta kaç lira parası vardır diyor bize. Şimdi çocuklar Bahtunur B harfi Cem ve C harfi. Bahtunur Cemre'ye 40 lira veriyormuş. Bir kere Bahtunur'da 40 lira eksiliyor Cemre'de de 40 lira fazlalaşıyor. Bu ikisinin toplamı şunu söyleyebilirim. Bahtunur Cemre'den 80 lira fazladır diyebiliriz sevgili öğrenciler. Değil mi? Şimdi benim 80 lira fazlalığım olacak ki 40'ını sana vereceğim. 40'ı da bende kalacak ve eşit olacak. Paralarımız eşit olacak. İkimizin paraları toplamı 320 hissediyor. Şimdi baktığımız zaman burada 320 eğer bu 80 lira Bahtundur'un fazlalık parası olmasaydı ikisinin paraları eşit olmuyor muydu? Bu 80 lira fazlalığı bir çıkartalım. Geriye kalsın 240 lira. Artık ikisinin parası eşit. 240'ı 2'ye böldüm. 120 lira küçük olanı buldum. Yani Cemre'yi buldum. Birazdan sağlamada yapacağız burada. 120 e dedik ki Bahtunur'un 80 lira daha fazla parası var. 120'ye de 80 ekleyerek Bahtunur'un 200 lira parası olduğunu bulabilirim, hesaplayabilirim. Peki, burada biz hemen bir sağlama işlemi yapalım. Biz birini 200, bir diğerini de 120 olarak bulduk. Bunların toplamı sorudaki gibi e, 320 lira ediyor mu? Ediyor. Artı biri diğerine 40 lira versin. E, 200 lira olan 40 lira verirse kendisinde 160 lira kalır. 40 lira 120 üstüne koy. E, onda da 160 lira olur ve bu iki para birbirine eşit işte olur. Yaptığın cevabı, bulduğun cevabın sağlamasını da yapabilirsin. Bir diğer sorumuz 40'ın en büyük doğal sayı çarpanı üçgen ve 40'ın en büyük asal böleni kare olduğuna göre üçgen ve karenin toplamı kaçtır diyor bize. Doğal sayı çarpanı 40 üzerinden gidiyorum çocuklar. Çarpana bölen de diyebilirim. Ben 40'ı burada 1'e bölebilirim, 2'ye bölebilirim, 4'e 5'e bölebilirim. 8'e bölebilirim, 10'a bölebilirim, 20'ye bölebilirim ve kendisi olan 40'a bölebilirim. Bir sayının en büyük doğal sayı çarpanı kendisidir sevgili öğrenciler. İstersen 40 çarpı 1'den de bu sonuca ulaşabilirim. 40 burada da görebilirsin. Bir diğeri de en büyük asal böleni. Çocuklar en büyük asal bölenine baktığın zaman burada 5'in olduğunu görüyorum. Yani en büyük doğal sayı çarpanı 40'tır. En büyük asal böleni ise 5 olması gerekiyor. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. 40 artı 5'ten 45'i buldum. Doğru cevabım A seçeneğidir. Yukarıda verilen yapraklardan 36'nın böleni olanlar döküldüğünde ağaçta kalan yaprakların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır? 36'yı ben kaça bölebilirim? Çocuklar 36'yı 1'e bölebilirim, 4'e bölebilirim, 3'e bölebilirim. 36'da 12 3 kere var mesela 12'ye bölebilirim. 36'da 9 4 kere var buna da bölebilirim. Ne kaldı orada? 21 kaldı. 36 21'e bölünmüyor. 7'ye bölünmüyor. 21 artı 7'den 28 sonucuna ulaştım. Cevabım D seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Bu sıralamada A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır diyor bize. Çocuklar payda eşitlemesi yapmadan burada işleme girişme lütfen. 1 bölü 3 burada 15 yapmak için paydayı 3'ü 5 ile genişletmem gerekiyor. 5 çarpı 1 5'ten 5 çarpı 3 15'ten yani A bölü 15 5 bölü 15'ten küçükmüş. Ben burada A yerine büyük deyince tutuyor 6 7 8 yazma gereği duyuyor. Ya A 5'ten küçük olacak paydalar eşitlendi artık. 4 yazabilirsin, 3 yazabilirsin, 2 yazarsın, 1 yazarsın, 0 yazarsın. Bu sayılar arasında yazılabilecek en büyük doğal sayıyı bizden istiyor. Tabii ki B seçeneğidir. Bir diğer sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Çok mu büyüttük bunu? Evet şöyle yapalım. Öncelikle birinci parantez işlemindeki sonuca bir bakalım. 5 bölü 8'den çıkartacağım 1 bölü 4'ü. Hatta aynısını da yapabilirim. Artı toplayacağım 2 bölü 16 artı 1 bölü 2. Niye biliyor musun? Aynı işlemde yapmaya karar verdim. Çünkü hepsinde paydasını zaten 16'da buluşturabiliyorum. Tek hamlede bitirelim. 8'i 2 ile genişlettim. Kesirlerde toplama çıkarma işlemi yapmak istiyorsan paydaların eşit olması gerekiyor. 8'i 2 ile genişlettim. 4'ü 4 ile genişlettim. 16 zaten 16. 2'yi de burada 8 ile genişlettim. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demekti 2 tane 5 10 eder yazıldı. 2 kere 8 16 yazıldı. 4 kere 1 4 eder. 4 kere 4 16 eder. Burası zaten 16. 8 kere 1 8 eder. 8 kere 2 16 eder. E daha sonra toplamaya geçelim artık değil mi? Tabi aradaki çıkartma işlemini de unutmamak gerekiyor. Ondan 4'ü çıkarttın 6. 6'ya 2 ekledin 8. 8'de de 8'i toplarsan 16. Paydada da bulunan 16 yazarsan 16 bölü 16 neye eşittir? Bu da 1'e eşit değil midir? Doğru cevabım A seçeneği. 11 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor. Bize parantezin yine olduğu gibi işlem önceliği var. 2 bölü 9 da ben 1 bölü 3'ü öncelikle bir toplamaya çalışayım. 3 ile genişleteceğim. Paydaların eşit olması gerekiyor. 3 kere 1, 3, 3 kere 3, 9 eder. 3, 2 daha 5 paydada bulunan 9 da aynen yerine yazdım. Parantez işlemin sonucu 5 bölü 9 değil mi? Bunu ben 3 ile çarpacağım. 3'ü 3 üç bölü 1 şeklinde de düşünebilirsin sevgili öğrencim. Değişen hiçbir şey yok. İstersen burada hani 5 kere 3, 15, 9 kere 1, 9 dersin. Seçeneklerde bulamıyorsan sadeleştirme yapmayı bilmiyorsun. İkisi 3'ün katı. 3'e böldüm. 5 kere var. 3'e böldüm. 3 kere var. 5 bölü 3 doğru cevap B seçeneği. İstersen çarpma işlemine başlamadan önce de sadeleştirme yapabilirsin. Üstteki bütün sayılarla alttaki bütün sayıları sadeleştirebilirsin. 3'ü 3'e böldüm. 1 kere var. 9'u 3'e böldüm. 3 kere var. 5 kere 1 5 çarptım. 3 kere 1 3. 5 bölü 3'ü her türlü bulabilirim. 12 numaralı sorumuz aşağıdaki sayılardan hangisinin doğal sayı bölenleri diğerlerinden farklıdır diyor bize Hemen bakalım. Doğal sayı bölenleri 14'ü ben 1'e bölebilirim. 2'ye bölebilirim. 7'ye bölebilirim. 14'e bölebilirim. 21 sayısını ben burada 1'e, 3'e, 7'ye ve 21'e bölebilirim. 25'i 1'e, 5'e ve 25'e bölebilirim. 55'i 1'e, 5'e, 11'e ve eee 55 55'e kendisi olan 55'e bölebilirim. Doğal sayı bölenleri farklıdır diyor sevgili öğrencim. Yani burada 4 tane böleni var. Bunun da 4 böleni var. Bunun da 4 tane böleni var. Sadece C seçeneğinde 3 tane böleni var. Doğru cevap C seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz bölünebilme ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 3 ile tam bölünemez diyor bize. Üstü sayılar ve oradaki sonucu öncelikle bulmamız gerekiyor. Çocuklar 2'nin 3. kuvveti 8 1 eklersem 9 eder. 3'ün karesi 9 eder. 9 artı 6'dan 15'i bulabilirim. 5'in karesi 25 eder. 25 ile de 2 toplarsam 27'yi bulurum. Bütün sayıların 0. kuvveti 1 eder. 9 ile toplarsam 10'u bulabilirim. Ben burada 9'u 3'e bölebilirim. 15'i 27 3'e bölebilirim. Ama onu 3'e bölemem maalesef. Doğru cevabım. D seçeneği. 14 numaralı sorumuz. 90'lı bir sayı, 2 basamaklı bir sayı, 40'lı bir sayı. Bu da yine 2 basamaklı bir sayı. Bu asal sayılar olduğuna göre üçgen ve karenin toplamının alacağı en küçük değer kaçtır? Eğer ben burada üçgen ve kare yerine en küçük rakamları verebiliyorsam toplamı da en küçük bulabilirim. Mesela 90 olan sayılara bakalım sevgili öğrencim. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ve 99. Bir sayının asal olup olmadığını bulmak için bölünebilmeden de yararlanırsın. Bir kere çift sayıdan asal olmaz. Neden? Çünkü iki dışında tabii ki. Çünkü bunlar en azından ikiye bölünebilen sayılardır. Ben hemen bunları silmek istiyorum. Artı rakamları toplamına da bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Birler basamağında 5 var mesela. Birler basamağında 5 olması bu sayının 5'e bölünebildiği anlamına geliyor. Asal sayının kuralı neydi? Ya 1'e bölünecek ya kendisine bölünecek. Başka bir böleni olmayacak. 99 rakamları topladın 18. 3'ün katıdır. 99 en azından 3'e 9'a 11'e bölünebilen bir sayıdır. 93 de böyle. 93 de rakamları toplamı 12. E 12 de 3'ün katı değil mi? 31 çarpı 3'ten 93'ü bulabilirsin. 91 çok tehlikeli bir sayıdır çocuklar asal sayılar konusunda. Çünkü iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılır. Yani 91 burada 13 çarpı 7 ne demek bu? 91 7'ye de bölünür 13'e de bölünür. Bunu da geçtim. Burada 90'lı olan bir tane kaldı. 97. Onun için birler basamağı 7 var. 90'lı diyorsa üçgeni buldum gibi sanki. Doğru mu? 7 sayısı. Geldik diğerine 40'lı sayılarda. 40 dedik, 41 dedik, 42 dedik, 43 dedik, 44 dedik, 45, 46, 47, 48, 49 diye bu gider. Bunu o kadar uzatmayacağım sevgili öğrencim. Ya yani çift sayı sildim bir sonrasına bak. 41, 41 kere maşallah sevgili öğrenciler. Değil mi? Bu sayı 1 ve 41 dışında başka bölünü yok. Ya bak 43 de asal sayıdır. Buradan baktığım zaman 47 de asal sayıdır. Ama hani Birler basamağına bir yazmak var. 3 yazmak var. 7 yazmak var. E sen üçgeni 7 olarak bulmuşsun. Kareyi 3 yazarsan on çıkar. 7 yazarsan 14 çıkar. Sen toplamın en küçük olmasını istiyorsan birler basamağına yazabileceğin en küçük sayı çıkartacaksın. 7 artı birden toplamın en küçük değeri tabii ki 8 olur. 15 numaralı sorumuz. 54 metre ve 90 metre uzunluğunda iki çubuk hiç artmayacak şekilde eş parçalara ayıracaktır. Kat mı bölen mi? Önce ona bir karar ver bakalım. Bu eş parçanın uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Yani çarpmasına bölmesine hakim olan bu tarz soruları çok basit yapıyor sevgili öğrenciler. Hangisi olamaz diyor. Bakalım. Bak 54 mesela 18'in katıdır 90'a da kattır. 18'i 3 ile çarp 54 eder. 18'i 5 ile çarp 90 eder. Yani ben bunu 18'er metre eşit uzunlukta bölebilirim. 54, 9'un da bir katıdır. 90'ın da bir katıdır. 6 yine 54'ün de 54, 6'nın bir katıdır. 90 da 6'nın bir katıdır. Bölünebilme kurallarından aklına gelsin. Sevgili öğrencim. İkisini de 4'e bölemem biliyor musun? Bir tanesini göstereceğim. 54'ü göstereyim mesela. 54 bölü 4'ten 13 kere var. 13 çarpı 4 52 eder. Çıkartın 2. Bak artıyor. Yani sen bunu 4'er metre 4'er metre ayırdığın zaman 2 metre artıyor. Ne diyor? 2 çubuk hiç artmayacak şekilde iş parçalar ayrılacaktır. 90'ı da sen 4'e bölemezsin ki tam olarak. 90'ı 4'e böl. 22 çarpı 4'ten 88. Bak bu da arttı. Bu da 2 metre arttı. Demek ki bu sayıların ortak bölenine bakacağım. de bunlardan ortak bölen değildir. Ama diğerleri öyledir. Bu tarz konularda çarpım tablosu bölme kat ilişkisi çok önemlidir. Bir diğer sorum buna göre S, A, S, B, S, C kaçtır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrencilerim. Bunu biraz daha büyütüm. Şimdi bak. İkisinde de ortak olan kümeler vesaire elemanlar senden burada kesişim ya da birleşim yapmanı istemiyor sevgili öğrencim. Senden burada S, A nedir? A kümesinin eleman sayısı. A kümesinin eleman sayısını gösterecek hamle ne biliyor musun? Virgüller. 1 virgül. Bu 1 oldu. 2 virgül, 3 virgül, 4 virgül 5 virgül, 6 virgül. 6 tane var burada. Yani SA için 6 diyebilirsin. SB'ye bak. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane var diyemezsin. Çünkü tek virgül var. Virgülün sol tarafında 123 var. Sağ tarafında 456 var. O zaman bunun 2 tane elemanı var. Birisi 123, diğerisi de 456. Burada hemen 1 tane yazdım. Bir elemandır SB kümesi. Sayısı 1'dir. C kümesine 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyor ki 6 tane elemanı var. E bunun 6 tane elemanı varsa o zaman A'nın nasıl 6 tane elemanı oluyor? Ya da ikisinin de eleman sayısı bu şekilde aynıysa neden yukarıda virgül var da aşağıda virgül yok? Sorgulamak önemli tabii ki. Sorgulayınca oluyor. O zaman bunun 123.456 şeklinde bir sayıdan oluşan bir elemanı vardır sadece. Sevgili öğrenci. Bu arada B'ye 2, 1 dedim ama iki tane var. Özür diliyorum. Ufacık gözümden kaçmış. C'nin ise bir tane elemanı var. Yani A'nın eleman sayısı 6, B'nin 2, C'nin de 1. Benden bunları toplamı istiyor. 6, 2, 8, 1 de burada 9. Doğru cevabım C seçeneğidir. 17 numaralı sorumuz. K, U, L. Kul eşittir A, B, C'de olduğuna göre K kümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor bize. Bakalım hemen sevgili öğrenciler. Şimdi kul cool değil o öncelikle. Ona bir bakalım. K birleşim L. Tamam mı? Ortadaki şunu bir silelim. Ortadaki birleşme işareti sevgili öğrencim şu şekilde birleşme işareti. K ve L'nin elemanlarını birleştirince ortaya A B C D çıkıyormuş. Şimdi K'nin elemanı da olsa, L'nin elemanı da olsa ben bunları birleştirdim. Ya içerisinde A olacak, ya B olacak, ya C olacak, ya D olacak. Belki bir elemanlıdır. A vardır. Belki AB vardır. Belki AC, AD vardır. Belki de üç elemanlıdır. ABC vardır. ABD vardır. Ne bileyim BCD vardır ya da. Ya da K'nin tamamı ABCD olarak yapabilirim. Ama bunların dışında bir harf olamaz. D seçeneğine bakar mısın? Yani K'nin eleman sayısına ben A ve E diyecek olursam ki bu yanlış böyle olamaz. O zaman ben bunları birleştirirken L'nin üzerine bu E'yi de eklemem gerekiyor. Yani burada bir E elemanın da olması gerekiyordu. Eğer E bunun içerisindeyse. Olamaz tabii ki. Doğru cevap B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor bize. Bakalım. Her doğal sayı aynı zamanda tam sayıdır. Kesinlikle katılıyorum. Doğal sayılar sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye bunlar gider mi? Sonsuza kadar. Ee, Tam sayılarda da böyledir. Hatta tam sayılar doğal sayılardan daha büyüktür. Yani sıfırdan sonsuza kadar var. Bir de eksi biri var bu işin. Eksi ikisi var. Eksi üçü var vesaire vesaire. Seçeneklerde bir olsun. Sıfır tam sayı değildir. Yanılıyorsun dostum. İki numarayı eledim. D seçeneği gitti. Sıfır da tam sayıdır. Sıfır işareti olmayan ne pozitif ne negatif olan bir tam sayıdır. Sevgili öğrencim. Tüm sayıların mutlak değeri pozitiftir diyor. Tüm sayıların mutlak değeri pozitiftir. Sıfır dışındaki deseydi belki olabilirdi. Sıfırın mutlak değeri kaçtır? Sıfırın sıfır olan uzaklığı sıfırdır. Peki sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Sıfır tam sayı değil mi? Evet. O zaman ben sıfır da bu işin içine dahil etmem gerekiyor. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Peki sıfır pozitif midir? Hayır. O zaman üçü de maalesef elememiz gerekiyor. Sıfır negatif tam sayıların hepsinden büyüktür. Kısaca bir sayı doğrusu sıfır buradaysa negatif sayılar bu tarafta işte. Eksi 1, eksi 2. Bir kuralı zaten öğrenmiştin. Sol tarafa doğru gidildikçe sayılar küçülür. O zaman sıfırın burada negatif olan bütün sayılardan daha büyük olduğunu söyleyemez miyim? 1 ve 4 tabii ki. Doğru cevap C seçeneği. Sıfırı paran yok gibi düşün çocuklar. Alacağın da yok, borcun da yok. Ama negatif bir sayı borçlu gibi düşün ya da zarar ettiğin bir ürün gibi düşünebilirsin ne borçlu ne alacaklı olmak borçlu olmaktan bence daha iyidir diye düşünüyorum. 19 numaralı sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 10 ile artı 2 arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre A mutlak değer B kaçtır diyor bize. 4 eş parçaya ayrılmış sevgili öğrenciler. 1, 2, 3. Hmm. Şimdi bak. Eksi 10 ile artı 2 arasında Toplamda 12 tane sayı var. 12 tane sayı var. Ve bunlarda toplamda 4 tane aralık var. Yani 4 tane aralık 12 tane sayıya denk düşüyorsa 1 tane aralık 3 tane sayıya denk düşer. Umarım aynı dili konuşuyoruzdur. Sağlama yapacağım. 10 3 daha büyüttüm. Eksi 7. Eksi 13 daha büyüttüm. Eksi 7. Eksi 7'yi 3 daha büyüttüm. Eksi 4. Eksi 4'ü 3 daha büyüttüm. Eksi 1. Eksi 1'in de 3 daha büyütülmüş hali buradaki artı 2'yi bana verir. Şimdi A sayısı burada eksi 7 mi? Benden mutlak değeri yani 0 olan uzaklığını istiyor. O da 7 eder. B sayısı eksi 1 mi? Bunun da bana mutlak değerini istiyor. Yani 0 olan uzaklığı o da 1 eder. Birisi 7, birisi 1. Sınavın güzel sorularından benden ikisini toplanmıştır. Doğru cevabım A seçeneğidir. 20 numaralı sorumuz. Yukarıdaki tabloda 4 ilin 25 Aralık günü sıcaklık değeri verilmiştir. Buna göre sıcaklık değeri en düşük olan il aşağıdakilerden hangisidir? En düşük olanı bulmak istiyorsan negatif sayılar arasındaki en küçük değere bakman gerekiyor sevgili öğrenciler. Ankara-8, Kırşehir-5, İstanbul-1. 0 soğuktur tabii ki hava. 1 daha soğuktur. 2 daha soğuktur. Sol tarafa doğru gidildikçe daha soğuk oluyor. En küçük değerin de burada 8 olduğunu görüyorum. O da Ankara. Doğru cevabım B seçeneğidir. Yazılımız bitti. Bir puan aldın. Sevgili öğrencim bunu benimle paylaş. Beni hangi şehirden, hangi okuldan takip ediyorsun? Yorumlar kısmına yazabilirsin. Dediğim gibi yorum en çok beğenileni yorumunu sabitliyorum. Ve e, o okullarınızda sonraki videolarım içinde onun kullanıcı adıyla okuluyla, şehriyle belirteceğim. Bilgin olsun, haberin olsun. Bütün sınava giren öğrencilere başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın.